Merhaba dostlar. Bugün RTX 4090'a overclock yapacağız. Aslında merak etmiş olduğumuz birkaç nokta var. Eski nesile göre overclock eşiğimiz, PCB büyüklüklerimiz, soğutucu kalınlıklarımız arttı biliyorsunuz. Ben de saat hızlarımızı arttırdığımız zaman sıcaklıklarımızda bir değişiklikler olacak mı? Bunu göstermek istiyorum. Bunun için tabii ki test sistemimiz var. Onu bir önce kurmamız lazım. 360 milimetre sıvı soğutma, 7200 MHz RAM'ler şurada hazır. Şimdi burada hangi ekran kartını kullanacağız? Tabii ki en üstten başlamamız gerektiğini düşünüyorum. RTX 4090 kullanmam lazım. Bunun için de Asus TUF RTX 4090 Overclock Edition modeli olacak. Kartın fabrika çıkışı olarak boost clock hızı dediğimiz megazi 2565 arkadaşlar. Benim niyetim bunu 2900-3000'lere yaklaştırmak. Haliyle tabii ki Port Royal, 3DMark, Times Spy, Extreme gibi 4K... Üst düzey testlerde crash yemeden, mavi ekran almadan soğutucunun performansına bakarak içeriği değerlendirmek olacak. Hadi yavrum. Heh, şimdi bak geldik asıl meseleye. Biliyorsunuz ki imedia bu 4 pinleri çıkarttı. Ama yurt dışında görürüz ki tabii yurt dışı 4090 satın aldığından dolayı biz henüz böyle çok fazla alıp kullanabilen arkadaşlarımızı görmedik. Bu arkadaşlarımızda pin sıkıntıları yaşanabiliyor. Yani şu 12 binlik uç kısımlar erime yapıyor arkadaşlar. Her kartta demiyorum ama çok fazla yük bindiğinden dolayı buradaki lehimler kaldırmıyor ve plastiği eritmeye başlıyor. Sıcaklıklar ani olarak yükseldiğinden dolayı bu pinlerin tasarımların yanlış olduğunu herkes söylüyor. Siz de zaten görmüş olabilirsiniz. Onu da kontrol etmek için sıcaklıklarına ayrıca zaten bakacağım. Bu kartlara overclock yapmak yasal olmamalı çünkü çok rahatsınız. Eskisi gibi değiliz. Onu oradan al, bunu buraya yakınlaştır. Al kartımızın sıcaklığı çok efsane şekilde arttı. Problemleri eskisi gibi yaşanmıyor. Haliyle tabiri caizse kol kadar bir ekran kartından bahsediyoruz. Artık yeni, yeni kartlar da mesela 4090 çok büyük olduğundan dolayı dikkat ederseniz şuraya bir mandal koydular. Bak buradaki PCI slotunun mandalı bastığınız zaman atıyor. Çünkü ben kartı böyle koyduğum zaman parmağımı araya takıp da o mandalı açamıyorum artık. Bu önceden gelmesi gereken bir şeydi ama şu an gelmiş olması tabii ki bayağı güzel oldu. Son slotta bile aşağı çekiyor ya. Cebimde iki tane vida mı olacaktı. Her zaman vida saklarım cebimde. Şimdi bir şey göstermek istiyorum size. Şu içeride dikkat ederseniz pinlerimiz var. Bir de bunların içerisinde pinler var. Ve bu pinlerin hemen arka tarafında ince bakır kablolar var. Bu kablolar arkadaşlar ısınmaya çok mehilli olarak çok yüksek güçler geldiğinden dolayı şu bölgede bir problem oluşturabiliyor. Bu pin tasarımını bence çok yanlış yaptılar. Yani hem güzel değil hem kasamızın içerisinde şu an uzay montaj yaptığımızdan dolayı problem yok gibi görünüyor. Hani böyle dışarıda rahat rahat sergileyebiliyoruz. Ama kasanın içerisinde bunları yerleştirmek çok çok sıkıntı. Daha güzel güzel bir tasarım beklerdim ya. Çok cort oldu yani. Al. Ah, hadi bu dört tane kabloyu koy. Nereye koyacaksın? Nereye gizleyebilirsin? Gizleyemezsin. Saklayamazsın yani. Şunlar zaten başlı başına problem. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar da şey diyor. Ben Instagram'dan post paylaştım Vur. Diyorlar ki abi 4090'ımız oldu da o kaldı. <laughs> Ey güzel ülkem ya. Üzülüyorum çünkü yurt dışında adamlar bunları cayır cayır alıp testlere koyup Aynı zamanda son kullanıcı olarak bir fikir sahibi olabiliyorlar. Ama burada biraz hayal gibi bakıyoruz her şeye. İnşallah biz de güzel günlerde böyle rahat rahat alabildiğimiz zamanlara ulaşırız. Evet şu an sistemimiz hazır. Bir power da takalım. Ondan sonra aşama aşama overclock yapacağız. Onun öncesinde sıcaklığı da kontrol etmek için multimetremi kullanacağım arkadaşlar. Burada multimetremi pinlerden bir tanesine değdirerek sıcaklığı aynı zamanda kontrol ediyorum. Ani yükseklik sıcaklık olduğu zaman bana uyarı veriyor. Ve gücü verelim. Şimdi part 1'de size stok ayarlarımızda hangi performansı alabiliyoruz onu göstermem gerekiyor ki sonradan overclock yaptığımızda ne kadar fark oluyor bunu görebilelim. Bunun için iki tane overclock yöntemimiz var. Birisi Afterburner arkadaşlar. Diğeri de Asus'un kendi yazılımı olan GPU Tweak. GPU Tweak üzerinden de bu işlemleri yapabilirsiniz. Zaten bak dikkat edersen şu anda 2565 MHz GPU kulağımız aktif durumda. Güç tüketimimizde %12 civarında seyrediyor. Her şeyimiz otomatikte. Ben bunu kapatıp bir portrual yapacağım. Bu arada aklınızda bulunsun. Afterburner üzerinden eğer ki overclock yapacaksanız ekran kartınıza core voltajınızı açmanız gerekiyor. Bunu açmazsanız arkadaşlar ekran kartınızı besleyemediğiniz için overclock'unuzu yapamazsınız. Sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Bunun için de şarj simgesine tıklıyorsunuz. Sağ tarafta genel ayarlar kısmından voltaj kontrolünü açıyorsunuz. Voltaj takibini açıyorsunuz ve sürekli seçilen voltajı zorlu ayarını açmanız gerekiyor. Şu an stok ayarlarda. Ben hiçbir şey müdahale etmedim. Bir bakalım Port Royale'de kaç puan alacak. Ve Port Royale başlattım. Portrol testimiz bitti. Sonuç olarak 25.854 elde edebildik. Stok ayarlarda arkadaşlar. Grafik tarafına bakarsak ekran kartına overclock yapacağımız için bunun artmasını tabii ki bekliyoruz. Ekran kartına zorlanan en iyi uygulamalarla bir tanesi Portrol olduğundan dolayı sadece grafik skoru elde edeceğiz burada. Bir şey daha dikkatini çekmek lazım. Bak burada ekran kartı sıcaklığımız 49 dereceyle başlamış. 57-59 60 gördüm. 60 dereceyle testi bit 61 var şurada bir tane. 61 36 yordum. 61 dereceyle testi bitirmiş. Şimdi buradaki temel amacımız şu. Ben sınırları zorladığım zaman maksimuma yaklaştırdığında tabii ki mavi ekran almadan bunu yaptığımız zaman ekran kartımızın sıcaklık performansı nerelerde kalacak şimdi bunu göreceğiz. Şimdi burada Afterburner üzerinden değerlerimizi ufak ufak vermeye başlayacağız. Core voltajımı ben ilk etapta 90 limitine yaklaştıracağım arkadaşlar. Sonrasında power limitimiz 106 değildi. Bunu 120 olarak bırakacağım. Ardından temperature limitimizi arttırmam gerekiyor. Hani ne olur ne olmaz. Kendini test esnasında kesmesin diye. Şuradaki makası açın. Şunu tekrar 120'ye çekelim. Core clock hızımızı ilk etapta artı 30 yerine 180 ile hatta 178 yapalım. Ne olur ne olmaz. Memory clock hızımızı da 1040 olarak belirleyelim. Fan speedimi Yine otoda bırakacağım. Görmek istediğim şey zaten bu. Şu anda boşta 26 derecede seyrediyor. Anlık pikler yaptığı zaman şey yapıyor. 26 derecedeyken bakalım ne olacak. Şimdi hemen GPU TV üzerinden size pardon GPU Twig diyorum. GPU Z üzerinden bak stokta 2500'ler dedik. 2743 MHz'de boostlamış olduk hızımızı. 2560 MHz'de zaten default değerimizdi. Bakalım şimdi aradaki bu 200'lük farkla neler yapabileceğiz. Siz de bu tarz overclock içerikleri yapacaksınız yer. Yani kendi kendiniz saat hızlarınızı yükselteceksiniz. Ekran kartı için Port Royal'i kullanın mutlaka. Spot testinin ilk bölümünde yaptığım Afterburner ayarında crash aldım arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir revizasyon yapmam gerekti. Şu anki Afterburner ayarlarıma dikkat ederseniz Core voltajımı 98'de bıraktım. Power limitim 120'de. Core clock hızımı 135. Memory clock'u da 1400 yaptım. Sonrasında sağlıklı bir şekilde testi gerçekleştirdi ve 27.260'da grafik skoru elde ettik. İlk aldığım performans testini hatırlarsak portföyü şuraya kaydetmiştim ben. 25.854 grafik skoru elde etmiştik. Şimdi burada yine ikinci aşamada dikkat ettiğim kısım ekran kartımızın sıcaklığı oldu. Yani saat hızımızı arttırdıktan sonra şuradaki değerlerimizde bak biraz da yükselmeler var mesela bak, 60 hemen hemen 54'le başlamış. 64, 65, 66'yı bir gördüm ufak. Sonra indi. 66 derecelik bir sıcaklık performansı oldu. Şimdi ikinci aşamayı bir tık daha arttıracağız. Bakalım ne olacak. Royal'in ikinci overclock testinde arkadaşlar şu anda almış olduğum değer 27.407. Sıcaklıkları var hemen bir göz attığım zaman. Şuradan 56'lık başlangıcımız var. Yine 66'yı ufak bir görür oldum. Sonrasında 65 seviyesinde ilerlerken Afterburner tarafında dikkat ederseniz 1650 MHz memory clock hızımızı arttırdım. Core clock hızımız yine aynı şekilde 135'te duruyor. Yani önceki almış olduğumuz skoru açayım. Port Royal 27.260'tı. Birazcık hızımızı arttırdıktan sonra 27.407'ye tırmanmış olduk. Şu anda şunu yapacağız. Hani bu artık son aşama var ya. 1 iki evet geldik. Şimdi son aşamayı göstereceğim. Orada biraz daha Afterburn üzerinden kartın üstüne basıp neler olduğunu görmek istiyorum. Ama tabii ki aralarda crash aldığım yerler oldu. Halle o mesafeyi iyi tutturmak lazım. Sadece şunu diyeceğim size. Ayarlarınızı yaparken kafanıza göre çek, fulle, çek, fulle. Yapmayın tabii ki. Mavi ekran alırsınız, sıkıntı yaşarsınız. Şimdi arkadaşlar son testimizde bilgi bitirmiş olduk. Afterburner ayarlarımı hemen sizle paylaşayım. Onun üstünde bak 27.91 ile Port Royal testimizi bitirmiş olduk. GPU sıcaklıklarımıza bakarsak yine burada TUF serisinin fanlarının ve soğutma performansının gayet iyi şekilde devam ettiğini görüyoruz. 59 derece, 60 derece seyrediyor, 61 derece. Burada göstermek istediğim bir kısım daha var. CPU Core Voltage'ım %100'de. Power Limit'im %133. Temperature zaten maksimumda 88. 165 Core Clock verdim. Buna 166 yaptığım zaman crash'ıyorum. Diğer tarafta memory clock zaten fullenmiş vaziyette neredeyse 1890. Ben bunu az önce 1900 yaptım ve 0-10 attırdığım zaman buradaki yine crash'e sebebiyet veren kısımlardan bir tanesi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Maksimumu zorladık TAF serisinde. Overclock yapabildiğim kadar en üste çıkmaya çalıştım ve almış olduğum skor 27901. Peki ilk almış olduğumuz skor kaçtı? ilk hatırlarsak 25.854'tü. Bu da ortalama performans bazında iyi bir artışa tekabül ediyor. Ama şunu söylemem lazım. GPU Tweak diye bir uygulama var biliyorsunuz. Asus'un kendi overclock yapabildiğimiz, saat hızını artabildiğimiz bir program. Neden Afterburner tercih ettim? GPU Tweak üzerinde saat hızlarımı arttırdığım zaman, şu anda 2746 MHz'de çalışıyoruz. Sen kenarda dur. Buradaki arkadaşlarım 2746 denedim olmadı. 23.750 denedim oldu. Performans bazında buradaki artışlar Afterburner'da daha aşağıda çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Yani 27.500 alıyorum, 27.300 alıyorum, 27.100 alıyorum gibi. Maksimumu yapmış olduğum Afterburn'daki ayarlarda görebildim. O yüzden buradaki ince ayarları yaptığınız zaman en iyi değerleri deneyerek bulabiliyorsunuz. Haliyle ben de sonuçları bu şekilde size paylaşmış oldum. Son olarak şunu söyleyeyim. Şurada PCI girişlerimiz var ya. Bir kablodan İki tane PCI kablosu çıkıyor biliyorsunuz. Onları lütfen bu kartlarda kullanmayın. Çünkü sebebi şu. Sen buraya bir tane kablo taktın. PCI kablosu ve bunun kafası iki tane tamam mı? Sen dedin ki ee, tamam abi slot meşgul etmeye gerek yok. Bir tanesini iki tane kullanırım. Yaptığınız zaman buradaki performansımız, core voltajımız düşük oluyor. Yani performans düşüklüğüne sebebiyet veriyor. O yüzden buradaki 4 tane portu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tek 2 tane ile 4 yaparsanız performansınız düşük oluyor. Özellikle 4000 serisi için konuşuyorum. Neyse sarıyorum. Böylece bir RTX 4090 overclock videosundan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Finalde şunu söyleyebiliriz. Bu kartlar overclock yapabiliyor olmak legal olmamalı. Çünkü eskisi gibi sizi uğraştıracak, kartın üstüne binecek sonuçlar almıyorsunuz. Sadece değerlerinizi rahat bir şekilde deneyerek belirleyip ondan sonra finali yapmanız lazım. Overclock megaz kısmı var 163. Yani kardeşim bu ortalara gelmiş. Ben bunu full edip overclock megazimi Kapat abi bunu. Sistem dondu, bak. Şu an komple kilitlendi sistem. Yani buradaki voltaj ayarlarını, megahertz ayarlarını yaparken kafanıza göre rakamlar lütfen uydurmayın. Ben 4090'da bulabildiğim en iyi değerleri paylaşmaya çalıştım. Lütfen siz de kendi ekran kartınızda bunu yaparak ''Aa ben de böyle alabilirim'' demeyin. Denerek yapılıyor bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.